Süleyman Ateş'in mektubu ve karşılığı Gönül ister ki mektuplar tek tek ele alınsın. Hepsine yer ve karşılık verilsin. Ama ne var ki, gönlün istediği her zaman olmuyor. Derginin sayfalarının sınırları ortada. Bu köşe daha da sınırlı. Mektuplarına yanıt için iki sayfa ayrıldığı halde. Mektuplar arasında Süleyman Ateş'inki de var. Ateş, hem bu alandaki çalışmalarıyla tanındığı, hem de ve belki de daha önemlisi Diyanet İşleri Başkanı olarak görev yaptığı için ayrı bir önemi, özelliği var. Ateşin mektubu şöyle başlıyor. 2000'e doğru dergisinin 11 Mart 1990 sayısının Turan Dursun imzasıyla yayımlanan bir yazısında, Kur'an'da ayın bir mucize olarak ikiye bölündüğünün söylendiği, gerçekte böyle bir şeyin olamayacağı bu ifadeyle Kur'an'ın bilime ters düştüğü anlatılmakta ömrünü Kur'an'la geçirmiş bir insan olarak bu sati yorumu düzeltme gereği duydun. Ateş, önce şunu kesinlikle belirteyim ki Kur'an'ın kendi orijinal vahyinde bilimle ters düşen hiçbir şey yoktur, diyor. Buna göre Bakara suresinin 259. ayetinde anlatılan, Eşeği ile birlikte ölen bir kişinin bulunduğu yerde yüz yıl ölü olarak kaldığı, sonra önce kendisinin dirildiği, Sonra eşeğinin kemiklerinin birleştiği, ardından kemiklerin etle kaplandığı ve sonunda dirili verdiğini gördüğü bilimle ters düşmemekte. 260. ayette anlatılan İbrahim'in dört kuşu parçalayıp her bir parçayı bir dağın üzerine koyduğu, sonra bu kuşları çağırdığı, kuşların dirilip İbrahim'in çağrısına uyarak uçup yanına geldiği bilime ters düşmüyor. Ali İmran suresinin 49 ve Maide suresinin 110. ayetlerinde anlatılan İsa'nın kuş heykeli yaptığı, bu heykele üfürdüğü, çamurdan kuşun canlanıp kuş olduğu, İsa'nın ölüyü dirilttiği bilime ters düşmüyor. Kur'an'da anlatılan Sümer söylencelerinden Tevrat'a, oradan da Kur'an'a geçtiği artık ilahiyatçılarca bile kabul edilen Nuh tufanı ve Ankebut suresinin 14. ayetinde anlatılan Nuh'un toplumu içinde 950 yıl kaldığı bilime ters düşmüyor. Süleyman Ateş sonra Kur'an'ın ilmiliğine kendi deyişiyle bir Hristiyan bilim adamının Kur'an'a hayranlığını tanık gösteriyor ve sonra konuya giriyor. Süleyman Ateş'e göre Kur'an'da ayın ikiye bölündüğü anlatılmıyor. Ateş, Kur'an'ın böyle bir şey söylemediğini, çürük rivayetleri gerçek sanan yorumcuların, Kur'an'ı rivayetlere göre yorumlayıp hataya düştüğünü söylüyor. Demek ki Süleyman Ateş'e göre Kamer suresinin ilk ayetlerinde anlatılan ayın bölünmesine ilişkin rivayetler, yani hadisler, tümüyle çürük. Süleyman Ateş lütfen bir hadisçi bulsun. Evet, arasın, tarasın, yalnızca bir hadisçi bulsun. Ve o hadisçi konumuza, yani ayın ikiye bölünmesine ilişkin hadislerin rivayetlerine çürük desin. Ateş bunu diyen kitabında böyle bir sava yer veren bir hadis uzmanı bulsun yeter. İşte meydan. Süleyman Ateş bunu başarırsa konumuzdaki tartışmayı kazanmış olacaktır. Konuya ilişkin hadislerin yer aldığı kaynaklar Buhari'nin, Müslim'in es-Sahihleri gibi sağlamlıkları İslam dünyasında benimsenen kitaplardır. Bunlardaki hadisler de çürük değil, sağlam olarak kabul edilir. Dahası Kimilerince bu hadislerin mütevatir olduğu, yani sağlamlığın en yüksek mertebesinde bulunduğu savunulmuştur. İslam'ın ateşli savunucularından ve zorlamalı yorumlarıyla Kur'an'ı bilim dünyasındaki gelişmeler karşısında savunmaya çabalayan Süleyman Nedvi ve onun kitabını dilimize çeviren ve yine zorlamalı yorumlarıyla tanınan Ömer Rıza Doğru bile bu konuda Süleyman Ateş'in yaptığını yapmıyor. Nedvi'nin kitabında şunları okuyoruz. Kıyamet alametlerinin biri kamerin ikiye bölünmesidir. Bu alamet resul Ekrem tarafından gösterilmiştir. Kur'an diyor ki, kıyamet yaklaştı, kamer bölündü. Fakat onlar bir mucize gördükçe yüz çevirir ve bu anzi bir sihirdir derler. Akli yundan olan bazı Müslümanlar, şakkı kamer mucizesinin peygamber zamanında vuku bulmadığını, belki bunun kıyamet alametlerinden biri olduğunu söyler. Bunu kabul için kıyamet yaklaştığı ve ay bölündü. Nazm-ı Celil'indeki mazi fiillerin, geçmiş zaman kiplerinin geleceği ifade ettiğini kabul etmek icap eder ki bu kesinlikle doğru değildir. Şakkı Kamer hadisesi Buhari, Müslim, Tirmizi, İbni Hanbel, Teyalisi, Hakim, Beyhaki, Ebu Naim tarafından en açık surette kaydolunmaktadır. Bu hadisenin ravileri Asaptan Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer, Enes Bin Malik, Cübeyr İbni Mutim, Ali İbni Ebi Talip, Huzeyfe İbnül Yeman ile Sair Zevat'tır. Süleyman Nedvi, Asr-ı Saadet, Çeviri, Ömer Rıza Doğrul Ayın Muhammed zamanında bölündüğünü anlatan peygamberin arkadaşlarının Kamer suresindeki ayetleri açıklamaya yönelik söylediklerini yalanlayabilirsiniz. Bunlar yalan söylüyorlar, böyle bir şey olmamıştır diyebilirsiniz. Nasıl ki böyle diyenler de olmuştur. Kaynaklarda belirtildiğine göre Nazzam da bunlar arasındadır. İbni Kuteybe, Nazzam'ın ayın Muhammed döneminde mucize olarak bölündüğünü gördüğünü söyleyenlerden Abdullah İbni Mesudu yalanlamasına değiniyor ve şunları yazıyor. Arapçasından aynen çeviriyorum. Nazzam İbni Mesud'a yalancılık suçunu yüklüyor. Buysa gerçekte İbni Mesudu yalanlama değil, peygamberlik simgesini küçültmektir. Doğrudan Kur'an-ı Azim'i yalanlamaktır. Çünkü Tanrı kıyamet yaklaştı, ay bölündü diyor. Eğer ay o zaman ikiye bölünmeyip de Tanrı'nın bunu söylerken amacının ay gelecekte bölünecek demekse, ardından onlar bir mucize gördüklerinde inanmazlar, bu bir büyüdür derler demesinin anlamı ne olur? Bu söz bir topluluğun ayı bölünmüş olarak gördüğünün bir kanıtı değil midir? Süleyman Ateş'in Yorumu Süleyman Ateş, işin gerçeği şudur deyip şunları yazıyor. Kamer suresinin birinci ve ikinci ayetlerinde kıyametin çok yaklaşmış olduğunu belirtmek üzere, kıyamet saati yaklaştı, ay yarıldı. İnsanlar böyle bir mucize görecek olsalar, yine de yüz çevirirler ve süre gelen bir büyüdür derler, buyurulmaktadır. Bu ifade, ayetlerin indiği zaman ayın yarılmış olduğunu değil, kıyamet arafesinde düzenin bozulup ayın yarılacağını anlatır. İleride olacak işlerin kesinliğini belirtmek için olayın geçmiş zaman kipiyle anlatılması Arapçada olduğu gibi Türkçede de vardır. Mesela fakültenin son sınıfına gelmiş bir öğrenciye "Sen artık fakülteyi bitirdin." denir. Bu tabir öğrencinin fakülteyi bitireceğinin kesinliğini anlatır. Ateşin dediği gibi geleceği kesin olan bir olaydan geçmiş zaman kipiyle söz edilmesi vardır ama yerine ve söz dizimine göre olur bu. Her yerde ve her söz için bu olmaz. Kamer suresinin söze edilen ayetlerinde de bu olamaz. Olamayacağı için de müfessirler ateşin ileri sürdüğü anlamı verme yoluna gitmemişler, gidememişlerdir. Arapçadaki hakikati, mecazı, Arapçanın her türlü özelliğini çok iyi bildikleri için ateşin dediği anlam verilecek olsa Kamer suresinin kıyamet yaklaştı ve ay bölündü diyen birinci ayetinin anlamı şu olacaktır. Kıyamet yaklaşacak ve ay bölünecek. Kıyamet yaklaşacak demenin saçmalığı ortada. Bunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Öyleyse kıyamet yaklaştı anlamında kullanıldığını kabul etmek gerekir. Ve ay bölündü anlamındaki sözde ve ay bölünecek demek istediğini düşünelim. O zaman ayete şu anlamı vermek gerekecek. Kıyamet yaklaştı ve ay bölünecek. İşte bu olamaz. Bunun olamayacağının gerekçesi tefsirlerde şöyle açıklanmaktı: Geçmiş zaman kipine gelecek zaman anlamı yüklemek çok uzak bir olasılığa zorlanmaktır. Fahrettin Razi şöyle diyor. Müfessirler tümüyle derler ki anlatılmak istenen şudur. Ay bölünmüştür ve bu bölünme geçmiş zamanda peygamber döneminde gerçekleşmiştir. Hadisler de bölünme olayını kanıtlamıştır. Buhari'nin es-sahih'inde de sahabeden bir topluluğun aktardığı meşhur bir hadis yer almakta. Tefsirlerde ay bölündü anlamındaki söze ay bölünecek diye anlam vermenin batıl olduğu belirtilmekte. Süleyman ateş geçmiş zaman kipiyle gelecek zamanda olacakların anlatıldığına Kur'an'dan örnekler vermeye çalışıyor. Ama o verdiği örneklerin söz dizimleri gelecek zaman anlamı vermeye elverişlidir. Kamer suresinin konumuza ilişkin ayetlerindeki söz dizimiyle gelecek zaman anlamı vermeye hiçbir biçimde olanak yoktur. Süleyman Ateş, ikinci ayetin başındaki sözlere de olduğundan başka anlam veriyor. Kısacası Süleyman Ateş'e göre Kur'an'da ayın ikiye bölündüğüne ilişkin bir anlatım yok. Kur'an'da böyle bir şey anlatılmıyor. Dahası Kur'an'da böyle bir şeyin olmadığı anlatılıyor. Ateş bunu ileri sürerken esasen büyük müfessirler olayı böyle açıklar diyor. Ateş'in anlatmasına göre İslam dünyasında büyük ve muteber müfessirler olarak biline gelmiş olanların hiçbiri büyük müfessir değil. Ateş iki kaynak veriyor. Mehasinü tevil ve et tefsirül hadis. İkincisinin de konuya ilişkin yerini yanlış yazmış. 2 taksim 61 62 demiş. Doğrusu bir taksim 61 62 olacak. Bu iki kaynağın yazarlarını da belirtmemiş. Biz belirtelim. Birincisinin yazarı Muhammed Cemaluddin El Kasimi. İkincisinin yazarıysa büyük müfessir olması şöyle dursun. İslam dünyasında ilgili olanlarca bile pek tanınmayan Muhammed İzzet de Ruze. Şunu da belirtelim. Süleyman Ateş bu kişinin İslam dünyasında konunun uzmanlarınca ciddiye alınmayan zorlamalı yorumlarını kendisinin özgün görüşleri yorumlarıymış gibi yazıyor. Birinci kaynaksa kendisini doğrulamıyor. Yalnızca ayın Muhammed döneminde bölündüğünü kabul etmeyenlerin kafir, dinsiz sayılamayacaklarını söylüyor. Süleyman ateşe bir çağrı. Süleyman ateşi yüz yüze tartışmaya çağırıyorum. Kendisinin seçeceği yerde, konunun uzmanları önünde kaynakları ortaya koyarak tartışalım. Ömrünü Kur'an'la geçirmiş olduğunu söyleyen ve Diyanet İşleri Başkanlığı da yapmış olan profesör kabul ederse buyursun mindere. Diğer mektuplar bu köşe el vermediği için gelen mektuplara karşılık verilemiyor. Uzun zaman aradan geçtikten sonra ancak birkaçı ele alınabiliyor. Oysa gönül isterdi ki hepsi tek tek ele alınsın ve hepsine yer ve karşılık verilsin. Gelen mektuplar ya İslamcı çevrelerden küfür ve tehdit biçiminde oluyor ya da layık çevrelerden övgü biçiminde. Eleştiri niteliğinde pek olmuyor. Küfürler ve tehditler hemen hemen aynı biçimde, aynı havada. Öylesine ki başı okunduğunda ardından ne geleceği anlaşılıyor. Çoğu imzasız, kimi de acayip atlarla. Belli ki takma atlar. Oysa eleştiri olsun isterdik. Şöyle soğukkanlı ve uygarca. Küfür ve Tehditler İstanbul'dan Osman P.İ.T. adına yazdığını belirtiyor bu harflerin ne anlama geldiğini de açıklıyor. Puştları itilaf Tugay'ı demekmiş. Mektubun altında not anlamında hamiş denerek şu not düşülmüş. Eğer paçanı sıkıyorsa bu mektubu dergi zannettiğiniz o paçavrada neşretmekten çekinmezsiniz. Lakin nerede sizin gibi yavşaklarda o cesaret? Mektup şöyle başlıyor. Ey mütedeyyusu münteyip Turan dursun dümbüyü! Ey facir fasık kıkazı bir melun sıfatını hakkıyla iktisab etmiş hamam oğlanı. Ey hamili tacı şeytanı, labisi libası katranı ile telebbüs etmiş Atenagoras kılıklı Salman Rüşdi mukallidi nadide pezevenk. Ey nar cehennemin yağlı kütüğü, Cenabı Hakk'ın kahrı, laneti ve intikamı üzerine olsun. Resulün ve asabının şefaati senden ırak olsun. Dibace kabilinden olmak üzere haşr gününde dinozorla hamam böceği beynindeki bir cümle haşarat ve sürüngen takımıyla birlikte haşrolunup, cehennemin en mütena semtinde Ebu Cehil ve Ebu Leheb misillü cümle yaranınla ebediyen komşu olmanı niyaz ederiz. Ve ulan ey tenasül cihazlarımızın daimi atış poligonu mevkini ihraz etmiş olan müstesna yavşak, diyerek sürüp gidiyor.'' tam da adab-ı İslamiye'ye uygun olarak. Bu kesimde bir şaheser olur umuduyla yazılmış olsa gerek ama bence o denli de değil. Çünkü neler neler var bu alanda. Bu küfürnamenin tümüne yer verilebilirdi ama bu öteki okurlara haksızlık olurdu. Onun için hoşgörüle. adab İslamiye'ye tam uygun olarak kaleme alınıp gönderilmiş olanlardan biri de yine İstanbul'dan. Zarfın üzerinde Ahmet Akar'ın gönderdiği yazılı ama mektupta at yok, imza yok. Bu İslam kahramanı da "Ey Amerikan uşakları, namussuzlar!" diye başlıyor. Namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz adi köpek, Amerika'nın ve Rusya'nın besili köpekleri türünden sövgüler sergiliyor. Bu arada da tabii ki tehditler. "Ey sen alçakların dalçağa da turan dursun." O köpeklerin nasıl gebertildiğini gördün mü? Sen de öyle köpek gibi sürüne sürüne gebertileceksin. Senin o adi abin Rüşdi'yi İngiltere koruyor. Peki ya seni kim koruyacak? Alçaklarında alçağı. Mektubuma istemeyerek son verirken Allah'ın büyük laneti üzerine olsun. Bütün bela ve musibetler üzerinizde olsun. Biji İslam, yaşasın İslam. Cihadül İslam li fellahil yani Kürdistan'ın kurtuluşu için İslami cihat yazısı eski harflerle ve imza yerine ablem koymuş bir mektupta da Turan Bey siz Salman Rüşdi'nin yaptığından daha beter yapıyorsunuz. Çünkü Salman Rüşdi'nin yaptığı sizinkinin çeyreği kadar değildir. Biz insanların düşüncelerine saygı gösteren insanlarız. Ama insan da bu saygınlığı lekelememeli. Lekelediği zaman bizler de onun saygınlığını lekeleyebilecek güçte olduğumuzu ve her zaman sizin gibi yüreksizlerin üstesinden gelebileceğimizi peşinen söyleyelim. Sonunda bizi uyarmadı demiyesiniz. Tehdit ve aşağılamalar sürüyor. As bıçakçı adını kullanmış olan bir Müslüman da köşemdeki bir yazımı kesmiş. Resmimdeki kaşımla gözümle oynayıp kendince şeytana benzettikten ve bir hançeri boğazıma sapladıktan sonra bir zarfın içinde bana göndermiş üzerinde de küfürler ve tehditler. Bana bak şeytanın çocuğu. Her şey iyi tamam da Müslümanlarla dolup taşan bir ülkede bu din bilgisi diye saçma sapan yazmak senin neyine? Yoksa canından bezip hayatından vaz mı geçtin? Eğer bir an önce geberip cehenneme gönderilmek istiyorsan derginizin gelecek sayısında da yaz. Yaz da bir yolunu bulup icabına bakalım. O konuda hiç şüphen olmasın hiç acı çektirmeden cehenneme postalarız seni. Eğer bu sayfayı dergiden çıkarmayıp da yazmaya devam edersen, bunu böyle bil ki Salman Rüşdi gibi kendi ölüm fermanını kendi elinle vermiş olursun. Sövgüler, korkutmalar içeren mektuplar böyle sürüp gidiyor. Küfür ve tehditler boşuna. Küfür de, tehdit de yüreksizliğin, tükenmişliğin ürünüdür ve boşunadır. Tabular üzerine gidiş sürecek. Şimdiye dek yalanlarla örtüle gelmiş karanlıklarda, güçlülerin yararına saklana gelmiş nedenli gizli saklı din konuları varsa bir bir ortaya dökülüp sergilenecek. Buna kimsenin kuşkusu olmasın. Daha güzel bir dünyanın, ışıklı dünyanın, özgürlüklerin, insan aklı ve bilimin tüm boyutlarıyla geçerli olduğu bir dünyanın kurulması için bu tür çabalar su kadar, hava kadar gerekli. Ve şu da unutulmamalı ki bunun korkula gelen, ürküle gelen izimlerle hiçbir ilgisi yoktur. Bu köşede çıkan yazılardan övgüyle söz eden mektuplar da az değil. Bu mektupların tümüne yakın bir bölümünde dile getirilen bir istek var. Turan Dursun'un yazdığı yazılar bir kitap olarak yayımlansın. Önce bu ortak isteğe karşılık vermek gerekiyor. Bu köşedekilerin içinde bulunduğu ve din konularına ilişkin yazılar bir kitapta toplanacak. İlk kitap yayımlanacak. İkinci, üçüncü, dördüncü kitaplar da ardından gelecek. Böylece din karanlığının içinde beslene gelen tabuların hakkından gelmeye çalışılacak. Kaynaklarla, akıl ve bilim ışığıyla. İnsanca ölçülerin geçerli olduğu daha güzel bir dünya için. Bekleyin lütfen. Köln'den yazılan Halis Altınsoy mektubunda şöyle diyor. Din bilgisi sayfasında çıkan yazılarınızı ilgiyle okuyorum. Sizden iki ricam var. Birincisi, bu konuda çıkan yazılarınızı içeren bir kitabınız varsa onu istiyorum. İkincisi, Zebur ve özellikle Tevrat'ın Türkçesini nasıl temin edebilirim? Yardımcı olabilirseniz müteşekkir olurum. Sevgili okur, kitabın çıkması uzun sürmeyecek. Çıktığı zaman öğreneceksiniz. Böylece birinci isteğiniz yerine gelecek. İkinci isteğinizi oluşturan sorunuza gelince, Zebur diye bir kitap yok. Bu sözcük Kur'an'da tekil olarak üç kez geçer. Nisa suresi, İsra suresi, Enbiya suresinde. Birinci ve ikinci ayette Kur'an'ın tanrısı şöyle diyor. Ve Davud'a zeburu verdik. Üçüncü ayette ise şöyle diyor. Andolsun ki Tevrat'tan sonra zeburu da yazdık ki yeryüzüne iyi kulların mirasçı olacak. Zebur sözlük anlamıyla kitap yazma, kitap, Özellikle de içinde hikmet bulunan kitap anlamındadır. Çoğul olarak geçtiği yerlerde kullanıldığı dört anlamdan biri de bu sözlük anlamıdır. Davud'un Zebur diye bir kitabı yoktur. Davud'un mezmurları vardır. Mezmurlar bugün eski ahit diye bilinen bütünün içinde yer alır. Tevrat dendiğinde de tümü birden amaçlanır. Buna göre Davud'un kitabı yani mezmurlar Tevrat'ın içinde yer almıştır. Bu kitaba Kur'an'da Zebur denmesi Muhammed'in ya da öğretmeni durumunda olanların bir yanlış okumalarından ve o yanlışlığın Kur'an'a geçirilmesinden ya da daha sonraki eklemelerden kaynaklanmış olabilir. Enbiya Suresi'nin 105. ayetinde yer alan alıntıyı Mezmur'larda da buluyoruz. Bu İncil'de de var. Tevrat Kitab-ı Mukaddes diye yayımlanan kitapta var. Her yerde bulunabilir. Kıbrıs'tan yazan Mehmet Emin Panel, dinsel geriliğin alt edilmesi için girişilen savaşımında yazılarımızın kendisine büyük destek sağladığını yazdıktan sonra aydınlanmak için Aziz Nesin'in herkesin Kur'an'ı okuyup anlamasını önerdiğini anımsatıyor. Kur'an'ı anlamak için de hangi kaynaklardan izlemek gerektiğini ve en bilimsel Türkçe Kur'an'ı nasıl elde edebileceğimizi soruyor. Kur'an'ın Türkçesi her yerde bulunabilir. Kimin çevirisi olursa olsun okunabilir. Birkaç çeviriden karşılaştırmalı olarak okunması daha iyi. Ama sıradan bir çeviri okunduğunda da Kur'an'ın bir mucize olduğu yolunda şimdiye dek ileri sürülen savın nedenli uydurma olduğu, Kur'an'daki çelişkiler, akıl ve bilim dışılıklar anlaşılabilir. El verir ki iman koşullanmasıyla değil de akılla, mantıkla, eleştirel gözle okunsun. Mehmet Emin Panel, Muhammed'in yaşamını öğrenmek için en yararlı kaynakların hangileri olabileceğini de soruyor. Türkçe'de çevrilmiş olanlardan Leon Kaytani'nin İslam tarihi oldukça objektif sayılabileceklerin başında gelir. Ne var ki eski harflerledir. Güvenilebilecek bir Türkçe kitap bulmak kolay değil. Dahası olanaksız gibi. Ancak Muhammed, inancı Dünyaya bakışı konusunda sağlıklı bilgi için başvurulabilecek kitaplar hiç yok değildir. Olanların başında Profesör Doktor İlhan Arsel'in kitapları gelir. Özellikle de Şeriat ve Kadın adlı kitabı. Cemil Sena'nın Hazreti Muhammed'in Felsefesi isimli kitabından da dikkatli okunursa yararlanılabilir. Olabilse de temel kaynaklardan, Arapçasından ve birinci elden okunup izlenebilse. Bu köşede yazılanlar böyledir. Okuyucu mektubunu şöyle bitiriyor. Şimdi de en çok istediğim 2000'e doğru dergisinde yazdıklarınızı ve daha başka yerde yazmışsanız onları toplayıp bir kitap haline getirmeniz. Gerek Türkiye halkına, gerek Kıbrıs Türk toplumuna çok büyük hizmet olacaktır bu. Yusuf Elinden yazan Nusret Ateş. Siz Türkiye'de bilinçli olarak ve öz kaynağından kanıtlar ve somut delillerle bir tabuyu yıkmaya çalışıyorsunuz sizi yürekten kutluyorum. Diyerek ve burada yer veremeyeceğim türden övgüyle giriyor mektubuna. Ardından şunları yazıyor. Yolu ve okulu olmayan bir köydeyim. Yine de sağ olsun gazete bayi arkadaş fırsat buldukça 2000'e doğru ve teori dergilerini yollamayı ihmal etmiyor. Teoride daha geniş yazma olanağınız olduğu içindir ki daha detaylı bilgi alabiliyoruz.'' Sorularıma geçmeden önce bu çalışmalarınızı kitap olarak yayınlasanız da biz de yararlansak nasıl olur acaba? Bunu beklemek hakkımızdır sanırım. Nusret Ateş'in sorularının özeti şöyle. Kur'an'da 6666 ayet olduğu doğru mu? Kur'an'a sonradan eklemeler yapılmış mıdır? Kutuplarda namaz ve oruç ibadetlerinin nasıl yerine getirileceğine ilişkin Kur'an'da bir açıklama var mı? Öncelikle Kur'an'da 6666 ayet bulunduğu söylentisi gerçek değil. Muhammed dönemindeki Kur'an'ın orijinali hiçbir yerde yoktur. Birinci ve ikinci orijinallerinin yakılmış olması nedeniyle hiç kimse aslını tam olarak bilemez. Orijinal diye yutturulan yazmaların da bu bakımdan bilimsel temeli yoktur. Osman döneminde yapılan derleme ve yazmalar da bugün dünyanın hiçbir yerinde bulunmuyor. Kutuplarda namaz ve oruç hakkında ne ayet ne de hadis var. İslam'ın açığını kapatmak ve durumu kurtarmak için yorumlara başvuruluyor ama boşuna. Niceleri gibi bu açık da yorumlarla kapatılamaz. İsmail Nacar'ın mektubu. Nacar daha önce de mektup yazmıştı. Bunu yeterli bulmamış olacak. Saldırılar da içeren anlatımlarla üzüntüsünü belirtiyor. Her mektuba tümüyle yer vermeyi isterdik. Yazık ki Buna imkan yok. Bir Müslüman olarak ipe sapa gelmez bu tip söz ve yazılardan, İslam adına en ufak bir üzüntü ve rahatsızlık duymadığımı bilmenizi isterdim. Çünkü bırakın Turan Dursun gibileri, tarihte burnundan kıl aldırmayan nice kudret sahibi firavun ve krallar, dengeyi sağlayamamış nice ideolog ve düşünürler, İslam'a olmadık çamur attılar da, o yine de tüm asaletiyle kucağını bütün insanlığa açık tutarak, hep tebessümle yoluna devam etti, diyor Nacar. Cevap, gerçek ortada. Gerçeği, yalnızca gerçeği gözler önüne sermeye çalışıyorum. Gerçeği ortaya serenler hiç olmadı mı şimdiye dek? Kuşkusuz oldu. Ama ayetleriyle, nerede bulursanız orada öldürün diyen, İslam'ın tüyler ürperten acımasızlığıyla yok oldular. Örneğin, İbnül Mukaffa Kulumuz Muhammed'e indirdiğimizden kuşkulanıyorsanız siz de onun benzeri bir sure meydana getirin diyen Bakara 23. ayetin Kur'an'ın tanrısına karşılık verip benzer bir sure yazdığı için ünlü düşünür ve edebiyatçı aynı acımasızlıkla yakılarak yok edildi. Bu köşede ne yazılıyorsa en sağlamlarından kaynaklara dayanmakta. Son derece ilgi görmesi de bundan. İslam'a olmadık çamur atılıyor suçlamasının gerçekle hiçbir ilgisi yok. Eleştiri Mektupları Burada üç eleştiri ve cevaplarını bulacaksınız. Eleştirilerden biri sövgü olduğu halde hoş görülmüş ve eleştiri sayılmıştır. 1. İsmail Nacar'ın Mektubu 20 Ağustos 1989 tarihli sayınızda Turan Dursun imzasıyla yayımlanan Kur'an'ın Tanrısı Nerede? başlıklı yazı akıl ve bilime ters düşüyor. Örneğin, Mülk Suresinin 16. ve 17. ayetlerine getirdiği yorum, orta çağın sıradan insanlarının bile çok gerisinde. Ayetlerde gökte olan tabiriyle kast edilen Allah, ki pek çok müfessir, Beyzavi, Celaleyn, Hasan Basri Çantay gibi melek şeklinde aktarıyorlar bunu, sanıldığı gibi belli bir mekanda yani yukarıda değildir. Turan Dursun Mük suresinin 16. ve 17. ayetlerindeki gökte olan Menfis Sema için Hasan Basri Çantay'ın melek dediği doğru. Bu yorumu yapanlar Kur'an yorumcuları arasında azınlıkta. Bu yorum, Kur'an'ın kendi tanrısı için yakıştırdığı konumu akla, mantığa ters bulup durumu yorumla kurtarma çabasına dayanır. Celale'in de ileri sürüldüğü gibi gökte olan için melek denmez. Bir başka yorumla kurtarma amacı güdülerek, onun saltanatı kudreti denir. Kadı Beyzavi'de ise melekler ya da Tanrı'nın buyruğu, yargısı ya da Arap inancına göre Tanrı'nın kendisi diye açıklanır. İsmail Nacar. Dünyamız küre şeklinde olduğuna göre semanın bunun üzerinde olduğunu iddia edebilir miyiz? Turan dursun. Elbette ki iddia edemeyiz. Bunu iddia etmek bilime ters olur. Ama Kur'an'ın anlattığı öyle. Bilime ters olan Kur'an'ın anlattığı sema yani yedi kat gök, onun anlattığını bilime uydurma çabasıysa boşuna. Kur'an'ın seması eskilerin yani gelişmelerin ilkellik aşamasında olduğu dönemlerin göğüdür. Kur'an'daki de, kutsal bilinen öteki kitaplarınki de böyledir. Kur'an'da semavat ve lart geçer birçok yerde, gökler ve yer anlamında. Yerle amaçlanan dünyadır, yani bir yanda dünya, Öbür yanda evrenin öteki kesimini oluşturan gökler. Bunun böyle denmesi ilkeller düzeyindeki anlayışa uygun bir anlatım biçimi. Çünkü milyarlarca güneşi, gezegeni olan evrenin içinde dünyamız nedir ki? Gelin görün ki eskilerin göğü söz konusu olunca bilimsellik aranmaz. Voltaire, ünlü felsefe sözlüğünde eskilerin göğü maddesinde bunu çok güzel dile getirmekte. Kutsal kitapların anlattığı gök ve göklerle Mitolojilerdeki gökler aynıdır. Mitolojilerde de gökler, inanılan tanrının, tanrıların oturdukları apartman katları gibidir. Murat Uras, kitabındaki bir bölümünün başında şöyle der. Tanrısal ikametgahlar katlara ayrılmış göklerdedir. Başka bir deyimle gökler büyük tanrılarla iyi ruhların, perilerin ve meleklerin kainat çapında bir apartmanı halindedir. Araştırmalar ortaya koymuştur ki kutsal kitapların kaynağı mitolojilerdir. Bu durumda bilimsellik aranır mı? İsmail Nacar Kuzey yarım küresinde üzerimizde diye isimlendirdiğimiz güney yarım küresinde altımızdadır. Turan Dursun Bu neyi anlatır ki? Bunun Kur'an anlatımlarında bir yeri ve değeri yoktur. Menfis semadan bu anlam çıkmayacağı açık. Tanrı'nın her yerde hazır ve nazır olduğu genel bir inanışsa da Kur'an'ın bu anlatımına uymaz. İsmail Nacar Memphis Sema tabiriyle insanın idrakine sunulan Allah, bütün mesafelerin, noktaların, aşağı ve yukarıların, uzaklık ve yakınlıkların tamamında hazır ve nazırdır. Nitekim şu ayetler bu konuyu yeterince açıklamıştır. Andolsun ki biz insanı yarattık. Nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Hükümranlığı gökleri ve yeri kaplamıştır. Turan dursun. Tanrının kullarına yakınlığı Kur'an'ın gösterdiği konumuna tahtında, sarayında, göklerde oluşuna ters düşmez. Bir kral tahtında, sarayında bulunur da öyleyken herkese ben size çok yakınım diyebilir. Sizinle birlikteyim diyebilir hükümranlığım her yanı kuşatmıştır demesi de doğal. İsmail Nacar Bugünkü modern bilimin ışığında konunun anlaşılması bu denli açıkken, Bay Turan Dursun'un kafası, çağlar gerisinde yaşamış bazı aklı evvellere veya cahiliye dönemi Araplarına takılmış. Turan Dursun Cahiliyet çağı Araplarına takılı olan benim kafam değil, o çağın, hatta kökeni nedeniyle çok daha önceki çağların bir ürünü olan Kur'an'dır. Ve de bağımlıları. Ben yalnızca Kur'an'ın anlattıklarını sergiliyorum. İslam dünyasında sağlam kabul edilen hadislerle birlikte, ilgili kaynakları da göstererek. İsmail Nacar Kendisine destek getirdiği müfessirleri, örneğin Elmalı Hamdi yazarı da hiç mi hiç anlamamış. Yazar, buradaki gökte olan tabirini mutlak yükseklik ve üstünlüğün sembolü olarak anlıyor ve Allah'ın, bütün mahlukatın, mekan ve zamanın fevkinde olduğu şeklinde yorumluyor. Turan Dursun Hamdi Yazır'ı kendime destek olarak göstermiş değilim. Yer verdiği soruları aktarıp kitabını gösterdim. Biliyorum ki Yazır'da Kur'an'daki anlatımların yol açtığı durumu kurtarma çabasında olanlardan. Kimleri, niçin kaynak gösterdiğim açık. Ben yorum yapmıyorum, yalnızca sergiliyorum. Karanlığa aydınlık getirmek için. İsmail Nacar Aktardığı değişik görüş sahiplerinden hiç kimse de Sayın Dursun'un Diyanet'in mealinden anladığı gibi Kur'an'ın tanrısı gökte asılıdır demiyor. Turan Dursun Kur'an'ın tanrısı gökte asılıdır diyen yok. Ama Kur'an'ın kendisi tanrısının gökte olduğunu söylüyor. Menfis Sema yani gökte olan diyerek ve başka anlatımlarla Kur'an'ın anlattıklarına ve Muhammed'in açıklamalarına dayanarak Tanrı'nın yerinin göklerde, arşta olduğunu söyleyenler de olmuştur. İslam dünyasında çoktur bunlar. Yani bu ilkel inanca Kur'an'ın ve hadislerin anlattıkları yüzünden saplanmışlardır. Bir Kerramiye bunlardandır. Tanrıyı cisim gören bir mücessime, insana benzeten bir müsebbi ve topluluğu olmuştur İslam'da. Bunlar ayete de hadise de uygun. İsmail Nacar, eğer bizim mücadelemiz İslam'la değil de salt gericilikledir diyorsanız, o zaman Allah, Kur'an ve peygamberle uğraşmayın ki size yardımcı olalım. Şu an Türkiye'deki büyük kavram kargaşası bir yana, tarikat ve tasavvuf adı altında öyle ahlaksızlıklar, öyle ilkel şeyler işleniyor ki. Turan dursun. Yalnızca tarikatla savaşmak, gericiliğin bir kesitiyle savaşmaktır. Bence gericiliğin asıl kaynağı olan karanlıkla, İslam şeriatının bütünüyle savaşmak gerekir. Atatürk, şeriatı yürürlükten kaldırmakla Türk insanına çok önemli bir çığır açmıştır. Çağdaş uygarlık düzeyine ve daha güzel bir dünyaya ulaşmanın yolu, karanlıkla bir bütün olarak savaşmaktan geçer. İsmail Nacar Örneğin Ahmet Eflaki'nin Ariflerin Menkıbeleri kitabında Şeyh Hariri, kendisine mürid olmak isteyen halifenin karısının eline tenasül aletini uzatır. Diyanet İşleri eski başkanlarından Lütfi Doğan'ın sadeleştirip piyasaya sürdüğü Romuz el-Ehadis'te, cennetlik bir adama 4 bin bakire, 8 bin dul ve 100 huri verileceği hadis olarak aktarılıyor. Bu saçmalıkları nasıl dine mal ederiz?'' şahsen bunları kendisine yakıştırmadığım eski milletvekillerinden Şener Battal, bir gün bir Roma gelerek bu konudaki mücadelemden Müslümanların rencide olduklarını söyledi. Dedim ki, bu hurileri anladım. Bir ölçüye kadar bakirelere de sesimizi çıkarmayalım. Ama şu 8 bin dul ne oluyor? Eğer bunlar daha dünyadayken dul hale gelmişse, kocaları nerede? Yok eğer cennette bu hale gelmişlerse, haşa, ırzlarına kim geçmiş?'' İslam'a ve insanlığa yakışmayan cehalet ve gericiliğin üzerine akıl ve bilimin ölçüleriyle gidelim de kim rencide olursa olsun. Turan Dursun Verilen örnekler ilginç, daha başkaları da sıralanabilir. Ama İslam budur işte. Ayetleriyle, hadisleriyle ve fetvalarıyla bir bütün. Halkımıza aşılana gelmiş olan da bu. İslam'ı akıl ve bilimle bağdaştırma çabaları var ola gelmiştir ama bir sonuç vermemiştir. Vermez de. İslam akıl ve mantıkla, bilimle bağdaşmaz çünkü. İsmail Nacar Bu son cümlemdeki çağrı size de yönelik. Bunun dışındaki yöntemler sadece ilticanın işine yarar. Sonuçta da kimin karlı çıkacağı bence çok meçhul değildir. Turan Dursun Daha güzel bir dünya için ışık gerekliyse, karanlığın üstüne toptan gitmekten başka bir çare yok. 2. Mustafa Güneş'in mektubu Yazınızın son paragrafındaki hadis-i şerif oldukça ilginç. Sineğin bir kanadı altında zehiri, diğer kanadı altında pan zehiri olduğunu kimin ispatladığını ve hangi ansiklopediye geçtiğini bana söyleyebilir misiniz? İşte bu yüce insan, asırlar, yüzyıllar önce biliyordu bunu. Acaba o zaman bunu hangi teknikle denemiş ve öğrenmişti? Ayrıca peygamberin eliyle üfürüğüyle ve duasıyla insanlara şifa vermesi çok doğaldır. Nitekim o Allahu Teala'nın en sevgili kulu ve de peygamberiydi. Örneğin Hazreti İsa'nın ölüleri diriltmesi hadisesi de gerçektir. Bundan dolayıdır ki ilkel yöntem dediğiniz bu mesele manevi doygunluğu meyvesidir. Turan dursun. Sineğin bir kanadı altında zehir, öbür kanadının altında da panzehir bulunduğu Bilimsel yönden önemsenecek bir sav değildir. Bilimi dine kurban etmek isteyenlerin dışında hiçbir bilim adamı da tersini söyleyemez. Üfürüğün yararına gelince yalnızca üfürükçülere bel bağlayanlar inanır buna. 3. Mahmut Silvani'nin mektubu. Mektubuma Allah'ın laneti ve azabını senin üzerine atmakla başlamak istiyorum. Çünkü sen ve senin gibilere sunulacak en iyi şey Dal kavukluğunu yaptığınız bu batıl davaya yakışanlar da bunlardır. Sen hangi ateist mihraklara köpekçe hizmet ettiğini idrak edemeyecek kadar cahil ve kazancının ne olacağını bilemeyecek kadar zavallı bir mahluksun. Nasıl ki hayvanlar arasında namusunu diğer hayvanlardan kıskanmayan bir tek domuzsa, siz de Allah'a ve onun elçisini korumayan aksine o kopasıca dilinle kötülemeye kalkan bir insanlık domuzusunuz. Sana bir şey yapmak elimden gelmediği için tabii ki şimdilik seni huzuru mahşere havale ediyorum. Allah'ın gazabı üzerine olsun. Turan Dursun Kur'an'ın tanrısı ve Muhammed de kızdıklarına lanet okur. Tanrı'nın bedduaları başlıklı yazıda bunu okuyabilirsiniz. Onun için bu okurun beni lanetlemesi doğal. Zaman Gazetesi ile görüşme. Şimdi ilk sorumuz şu. Geçmişinizi ana hatlarıyla anlatır mısınız? Bu yere gelişinizin hikayesi nedir? Önce doğumumdan başlayarak özetlemeye çalışayım. 1934 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Altınköyü'nde doğmuşum. Şimdi Gümüştepe adıyla anılıyor. 5 yaşındayken babam, anamları alıp babasının topraklarının bulunduğuna inandığı Ağrı'nın Tutak ilçesine götürdü. Fakat oraya gittiğinde baktı ki ağalar topraklarını almışlar. Ortada kaldı. Biraz dini bilgisi vardı. Onunla imam olmaya koyuldu. Tutak'ın kimi köylerinde imamlık yaptı. Sonra Muş'un köylerine geçti. Ve ben daha 6-7 yaşıma gelirken ki ben okula verilmedim. Babam bu ilkokulları gavur okulları sayıyordu. Beni götürüp Kürt hocaların içine bıraktı. Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Kargalık köyünde Şeyh Ramazan diye biri vardı. Onun himayesinde öğrenciler okuyordu. Arapça okuyorlardı. Ben, Molla Nadir, bir de hafız vardı Türk olarak. Esasen başlangıçta ondan okumuştum. Sonra hafız oradan gitti. Ben Kürtçeyi öğrendim. Kürtçeyi sonradan mı öğrendiniz? Evet, çok kısa sürede öğrendim Kürtçeyi. Ana diliniz değil mi yani? değil. Kürtçeyi öğrendikten sonra başladım hocadan Arapçayı Kürtçe anlamıyla okumaya ve giderek ben Türkçeyi unuttum. Sürekli Kürtçe konuşuyordum çünkü. Kürt öğrenciler arasındaydım. Orada Kürt öğrenciler yani çevreden gelen öğrenciler köylü tarafından idare edilirdi. Camide yatıp kalkardık ve ratip denen bir yöntem vardı. O yöntemle kazanlar içerisinde besin maddeleri, yiyecekler toplanırdı etli, sütlü, tatlı hepsi aynı kazanın içine karıştırılırdı. Sonra bölüştürülürdü. Herkes tabağına, tabağı olmayan ekmeğine, lavaş denen bir açık ekmek vardı. Ona dökerdi. Bu şekilde bir geçim sağlanırdı. Oradaki öğrenciler, oradaki mollalar tarafından yetiştirilirdi. Bir usul vardı o zaman. Şafilerin uyguladıkları, izledikleri bir usul. O usule göre okutulması gereken derslerin tümü okutulmak istenirdi. Ama tümünü sonuna kadar götürmek mümkün olmazdı. Oradaki yöntem çok ağır ve yavaş giden bir yöntemdi. Sarf ve nah ile yani bir Arapça gramerle 15 yıl uğraşılırdı. Yani 15 yılı ona harcadıktan sonra okutulacakların tümünü bitirmek mümkün olmazdı. 12 ilim sayarlardı çünkü. O 12 ilmi sonuna kadar götürmek mümkün olmazdı. Ama benim bir hedefim vardı. Babam belirlemişti o hedefi. Kafama aşılamıştı. Basra ve Küfe'de olmayacak ölçüde alim olacaksın. Öyle bir hedefe ulaşmak için zamanım da yoktu. 15 yıl vereceksiniz, gramerle uğraşacaksınız. Ben çok kısa aralıklarla sarfı, nahvı bitirdim. Onların 12 ilim dedikleri ilimlerin tümünü bir iki yıl içinde bitirdim. Onların en son kitapları olan Cemül Cevami'yi de okudum. Cemul Cevami Usulül Fıkıh'tan onu bitirdim. Fakat ben kendimi hep Türk olarak bilirdim. Türkçeyi bilmediğim halde söverlerdi. Ne kadar Türk varsa anasını avradığını diye söverlerdi. Ben de o zaman başlardım. Ne kadar Kürt varsa anasını avradığını diye. Böyle bir şey aşılanmıştı bana. Ben madem ki Türk'üm, öyleyse Türklerde geçerli olan Hanefi mezhebinin usulüne göre okumalıyım dedim. O nedenle çıktım Kayseri, Adana, Sivas'ta bulabildiğim hocaların yanına gittim okumaya. Onlar güçlük çekerlerdi dilimden dolayı. Çünkü Türkçeyi çok az biliyordum. Fakat o usulle de yani Hanefi usulünce de mücaz oldum. İcazet verilen kişiye mücaz deniyor. İcazet alınacak düzeye Hanefi usulünce de ulaştım. Bu arada askerliğim gelmişti. Askerlikten önce gittim girdim müftülük vaizlik sınavlarına. Dediler ki sen çocuksun çok iyi biliyorsun ama biz çocuğu müftü vaiz yapamayız. Sen şimdi askerliğini yap ondan sonra bakarız. Askerliğimi yaptım. Askerliğimi yaparken de Türkçe'yi öğrendim. Nerede askerlik yaptınız efendim? Kütahyada ve Adana'da incirlikte yapmıştım. Hangi yıllar olduğunu hatırlıyor musunuz? 55-57 başlarında olmuştu. İyi Türkçe konuşmayı askerlikte elde ettikten sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da üç baş ve İsmail Ağa medreseleri vardı. Bir derneğin organizasyonunda. Arapça eski usulle talebe yetiştiriyorlardı. Müftü, vaiz yetiştirme yoluna gidiyorlardı. Kara Gümrük'te değil mi efendim? Hayır, Çarşamba'da. Orada kimi derslere hoca bulunamamış. Mesela mantıktan, kelamdan, Usulü fıkıhtan falan hocalar bulunamamış. Kendimi orada buldum. Orada yüksek düzeyde sayılan dersleri okutmaya başladım. Birkaçını bir arada okutmaya çalıştım. O zaman Mahmut Bayram vardı, vaizdi. Oranın hocaları arasındaydı. Hatta sonra alçak gönüllülükle benim derslerime de devam etti. Ben de okumuştum ama böyle okumamıştım diyerek. Salih Şeref vardı, yani İstanbul'un ileri gelen hocaları ile de görüşüyorduk. Onlar da kimi derslere geliyorlardı ama aşağı düzeydeki derslere geliyorlardı. Orasını o şekilde götürdükten sonra gidip bir de müftülük, vaizlik sınavlarına katılmayı düşündüm ve katıldım. Öğrencilerimle birlikte katıldım. Onlardan da birçoğu kazandı. Fakat ortaya bir şey çıktı. İlkokul diplomam yok. Tayinim yapılamayacak. İlkokul diploması nasıl alabilirdim? Tarih, coğrafya falan güzel ama öbürlerini bilmiyorum. Sınava girdim. Tarih, coğrafya sorularını falan verdim. Mahmut Paşa İlkokulu'nun dışarıdan bitirme sınavlarına girdim. Neyse, diplomamı aldım. Kısa zamanda diplomamı almamış olsaydım müftülüğe tamam yapılmayacaktı. İlk görevim Tekirdağ'da oldu. İlk vazife hangi yılda efendim? 58'in sonlarıydı. Peki onun öncesine geçsek, sizin yetiştirdiğiniz talebeler arasında belli mevkilere gelmiş kimseler var mı? Evet, müftüler, epeyce de vaiz var. Medresede okuttuklarınızdan bahsediyorum. Kim bunlar? Şu anda aklınızda olanlar var mı? Mesela İzmir Karşıyaka müftüsüydü. Şimdi emekli oldu galiba. Abdullah Anlık vardı. Sizin Zaman gazetesinde zaman zaman yazılar yazdığını söyleyen, çeviriler yapan Salih Uçan benim talebelerim arasındaydı. Ki o çocuk çok zeki bir çocuktu. Arapçayı çok iyi bilir. Yani atlarını anımsayamayacağım epeyce öğrencim vardı. İlk görevim Tekirdağ'dı. Sonra müftülük ve ondan sonra müftülükte sürgünler. Sürgünlerin başlaması Atatürkçü çizgideki davranışlarım yüzünden olmuştu. Hangi yıllara rastlıyor ilk sürgünleriniz? 62-65 yıllarına. Alışılmadık bir müftü olmuştum. Nedeni şuydu. Ben Sivaslı sayıyordum kendimi. Sivas camilerine gidip gördükçe bakıyordum rahleler oraya buraya asılmış. Çok berbat. Bunlar niye burada duruyor falan diyordum. Ondan sonra imamlar vardı. Abdestlerini tutamayacak kadar yaşlıydı bunlar. Daha göreve gelir gelmez haftasında 15 tane imamın görevine son verdim. Bunlar zengin insanlardı. Bunların çoğunun oğulları, yargıç, doktor, ve daha başka etkin görevlerdeydi. Tabii bunlar bana orada sorun çıkardı. Çirkinlikleri gidermek, camileri park yerine getirmek, Sivas'ın köylerini ağaçlandırmak yoluna gittim. Bana dediler ki müftülük lojmanı yapın, ondan kendiniz de yararlanırsınız. Müftülük lojmanı yapmak yerine hastane önerdim. Konuştuk orada, işin başına geçtim. O hastane göğüs hastalıkları hastanesi ki şimdi çok güzel bir hastanedir. Onun için köylerden, ilçelerden buğday toplama yoluna gittim. Sonra onlardan, imamlardan beklemedikleri şeyleri isteyince imamlar söylenmeye başladı. Toplu halde sinemaya götürüyordum. Kurs açmıştım. Ülkede imamlar için ilk kez yetiştirme kursları sayılabilir ki imamlar halkın eline bakmasın, halka muhtaç duruma gelmesin diye. Onlara konferans vermeye, grup çalışmaları yaptırmaya başlamıştım milli eğitimle işbirliği yaparak diploma sağlamaya yönelmiştim ki çoklarını almıştı. Söylendiler. Bu müftü kafirdir dediler. Hatta komünisttir dediler. Fakat benim komünistliğimin söylenmesi Atatürk'e çelen koyma işinde oldu. Ve şöyle gelişti. Kursun açılışında ki bunlar çok zayıf bütçeli insanlardı. Ben bunlara karavana veremezdim. Askeriyeden sağlattırıyordum. Komutan dedi ki bir koşulla ancak ben bunlara karavana veririm. Atatürk'e götürüp çelen koyarlarsa. İyi ama nasıl olur? Bunlara nasıl yaptırılır bu? Geldim topladım. Dedim ki, bakın ben sizi zorlamıyorum. Ya karavana ya da Atatürk'ün önüne gidip saygı duruşunda bulunma. İkisinden birini seçeceksiniz. Seçmek size ait dedim. Onlar kendi aralarında konuştu. Sonra imamlar, vaizler falan saygı duruşunda bulundu. Arkasından komünistliğim iddiaları doruğa yükseldi. Arkasından bir baktım nakiller. Orada, burada, yani sürekli nakil. En son Halk Partisi'nin hışmına uğradım. En büyük darbeyi Halk Partisi'nden yedim. Şaşılacak bir şeydir ki kendim de Halk Partili olarak ileri sürülüyordum. Peki efendim o yıllarda Marksist düşünceyle hiç karşı karşıya gelmiş miydiniz? Hiç ama hiç. Hatta solun sesinden bile ürperiyordum. Yani ben nasıl solcu olacaktım? Sadece solcu olmak bile beni son derece tedirgin ediyordu. Bu olamayacak şeydi. Nasıl solcu olurdum? Ama benim bu üç baş medresesinden, okuttuklarımdan ya da öğrencimin öğrencilerinden biri geldi o sırada. Hocam sizin yanınızda biraz daha okumak istiyorum dedi. Yalnız burada bana bir imamlık verir misiniz? Ben de kazandırmak istedim. Onu imamlık sınavına koydum ama kazanamadı. İstediğim halde kazanamadı. Bir baktım imamlığı kazanamamış olan Kazım Özçiçek benim yerime müftü olarak atanmış. Ben de Sinop'un Türkeli ilçesine sürülmüşüm. 300 haneli bir yer ve de suçlamalarla. O zaman Yeni İstanbul, Yeni İstiklal diye bir takım gazeteler, mecmualar falan vardı. Orada komünistliğim, içkiyi severliğim yazıldı. Sabaha kadar içki içermişim ki ağzına damlasını koyduğum yoktu. Yani içkiyle, miçkiyle hiç tanışmamıştım. Bu şekildeki içki içiyor söylentileri, içki içenlerle haşır neşirliğinizden dolayı olabilir mi acaba? Olabilir. Ama şu da gerçek değildi. Diyorlardı ki falanca gazinoda bulundu. Ben hiç gazinoya gitmedim. O dedikleri gazinoyu hiç tanımıyorum. Sordum bu gazino nerede diye. Akşam oralardaymışım. Tanımak görmek istiyorum diye. Dedikleri yerlerde kesinlikle bulunmuşluğum yoktu. Ama gerçekten içki seven dostlarım vardı. Onlarla bir arada bulunuyordum. Ama benim işte sol dünya görüşüyle tanışmam Sinop'un Türkeli ilçesinde oldu. Bir öğretmen vardı Ali Şarapçı adında. Ben maaşım yetmediği için kentin çok uzağında bir kulübeciyi seçmiştim. Orada bulunuyordum. Çok berbat bir durumdaydım. Ali Şarapçı karnı burnunda karısıyla birlikte gelip yardım etmişti. Onarılacak yerleri onarmıştı. Badana yapılacak yerlere badana yapmıştı. Onun için de komünist diyorlardı. Ben de diyordum ki ne kadar iyi bir adam. Keşke komünist olmasaydı. Sonra dedim ki ya bana da hep komünist diyorlar. Şu komünist kitapları nasıl şeylerdir? Bir bakayım. Ali Bey şu komünist kitaplarını getirir misin dedim. Ben de onları okumak istiyorum. İşte tanışmam ondan sonra oldu. Lenin'in değer teorisi falan vardı. O zaman sosyal yayınlarından çıkan Felsefenin başlangıç ilkeleri vardı. Buna benzer kitaplar vardı. Ben anlamazdım bunları. O bana öğretirdi. Benim de böyle ders okuma, okutma alışkanlığım olduğu için o kitapları bir ders okur gibi okumuştum. Fakat orada da durdurmadılar. Halk beni çok seviyordu. Diyanet müfettiş göndermişti. Diyanet İşleri Başkanı gazetelerde hakkımda açıklama yapmıştı. Diyanet İşleri Başkanı o zaman İbrahim Elmalı'ydı. İbrahim Elmalı beni çok ağır biçimde suçlamıştı. Solculukla, komünistlikle. Sonra aldım okudum. Baktım, inceledim. Matematiği nasıl okursun öyle? Abartılacak bir şey olmadığını gördüm. Ama neymiş? Bir şey veriyorlar, bir ipucu veriyorlar. Çok açık söyleyeyim, bir komünist partisi kurulsa girmem. Bilmem ne olsa girmem. Ama kafalarda oluşturulan o şeylerin tersine bir takım şeyler buldum. Bilinmesi gereken şeyler buldum. Ne güzel dedim. Bunları da öğrendim. Çünkü öğrenmek, bilmek çok güzel şeyler. Bunları da o arada öğrendim. Peki şunu sorayım. Marksist diyebileceğimiz yahut komünist fikirlerle sizin o güne kadar bildiğiniz İslami düşünce bunlar sizde bir tezat meydana getirdi mi? Bir çarpışma söz konusu oldu mu? Hayır. O açıdan hiçbir şey incelemedim. Ben o zaman dünyayı tanımaya çalışıyordum. Elimdeki gereçler İslam'dan vardı, Marksizm'den vardı, başka şeylerden vardı. Nereden, hangi şeyi bulsam, içinde bulunduğum toplumu, dünyayı daha iyi değerlendirmeye çalışıyordum çünkü. İçimde çok birikimler vardı, çözümlemek istediklerim vardı. Onları nasıl çözümleyebilirim diye bir çabaya girmiştim. Hatta zamanım yoktu. Acaba ölümlü yaşamın bitinceye kadar ben hepsini bitirebilecek miyim diye böyle gece gündüz, bir öğrenci sınava girecekmiş gibi sabaha kadar okumaya çalışıyordum. Burada da doğu bilime yöneldim, etnolojiye yöneldim. Çevrilmiş olan ne kadar kitap varsa onları elde etmeye yöneldim, okudum. O ayrı bir dünya açtı önümde. Sonra inanç sarsılması oldu bende. Benim bu inanç sarsılmasıyla müftülükte kalmam olamaz, yani mümkün değil. Şimdi ben halka ne söyleyebilirdim? İnsanlara ne söylerdim? Geliyorlar önüme böyle saygı gösteriyorlardı. Onların niye saygı gösterdiklerini biliyordum. Bu da beni çok incitiyordu. Müftülükten ayrılmaya karar verdim. Çöpçülüğe başvurdum. 65 yılıydı. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığından çok değerli bir dostum Tevfik Ersan ile karşılaştım. TRT var. TRT'de sana göre yer bulunur dedi. Bunu kim sağlayacak dedim. Benim hiç tanıdığım yok. Sayın Gerçeker bunu sağlar dedi. Adnan Öztrak'a mektup yazarsa bunu sağlar dedi. Çünkü Adnan Öztrak'la arası iyi dedi. Ondan bir mektup götürdüm ama işe yaramadı. Fakat Turan Feyzoğlu'yla benim yakınlığım vardı. O zamanki çizgim Atatürkçüydü. Turan Feyzoğlu'nun aracılığıyla Orhan Öztrak'tan mektup alıp götürdüm. İşte o işe yaradı. TRT'ye geçtiğimde beni götürdüler, ambar memurluğuna verdiler. Malzeme memurluğuna verdiler koruma memurluğuna verdiler. İşimi doğru dürüst yapamadım. Çünkü fiziğim elverişli değildi. Evrak memurluğuna verdiler. Onu biraz başarmaya yöneldim. Ama bir yayına geçeyim istedim. Geçtim ve sınavlara girdim. Prodüktör oldum. Epey bir zaman prodüktör olarak çalıştım. Özgürken Marksizmle tanışmanızdan önce bir Atatürkçü çizginiz vardı. Siz o zaman kendi ifadenizle imamlarınızın Atatürk'ün üstüne çelen koymakta zorluk çektiğini söylüyorsunuz. Sizdeki müftülükle Atatürkçülüğünüz arasında bir sürtüşme var mıydı? Bu bir. İkincisi, Marksizmi tanıyıp da İslamiyet noktasında bir takım inançlarınızda sarsılmalar meydana geldikten sonra Atatürkçülükle aranız ne hale geldi? Yani bir Marksistin mi daha rahat Atatürkçü olması mümkün oluyor yoksa bir müftü olarak daha rahat bir Atatürkçülüğünüz mü vardı? Şimdi benim müftülüğümdeki Atatürkçülüğüm yorumcu bir nitelikte olduğu için bir takım yorumlarla İslam'ın yaşanabilir bir duruma getirilebileceğini düşünüyordum. Atatürk'le tam anlamıyla bağdaşık değildim. İslam'dan dolayı. Ama ben küçüklüğümde bile imana karşı bir başkaldırı içindeydim. Örneğin Tanrı'yla kavga ederdim. Bir kız vardı, çarpık çurpuk. Tanrım, ben senin yerinde olsaydım bunu böyle yaratmazdım derdim. Sonra... Bu kölelik niye Kur'an'da var derdim ama arkasından tövbe estağfurullah derdim. Atatürk söz konusu olunca da işte benim için bu peygamberden bile daha üstün derdim ama arkasından tövbe estağfurullah derdim. Şöyle düşünüyordum. Bu insan Türkiye'nin kurtuluşunu sağlamasaydı biz camilerde kalamayacaktık. Camilerimiz olamayacaktı. İbadet olamayacaktı. Türkiye'de birçok şey olamayacaktı. Bu açıdan bakıyordum. Kuşkusuz Marx'ın getirdiği dünya görüşü içerisinde böyle bir düşüncenin, yani İslamcı-Atatürkçü çizgimin bir yeri olabileceğini sanmıyorum. Şunu hemen belirteyim, o sol kitapları okuduğum için inancımda bir sarsılma olmuş değildir. Yani onun hiç mi hiç etkisi olmadı? Ben de inanç devrimi neden oldu ya da neden inançsızlık oluştu onu belirteyim. Doğu bilime yönelmiştim. Çok büyük kütüphanelere gittim. O zaman ben İslam'ın kökenini görüp okudum. Söylencelerde de okudum. Bir gün Sümer efsanesiyle karşılaştım. Sümer'lerde bir tufan efsanesi. Baktım, Tevrat'ta var, Kur'an'da var. Bu bir efsane. Sümer efsanesi nasıl olur da Tevrat'ta, Kur'an'da olabilir? Milattan önce 3000 yıllarında kaleme alındığı sanılıyor İslam'dan. Hatta Tevrat'tan çok önce. Peki bunlardaki olan kutsal kitaplarda ne arıyor? Sonra Hammurabi yasalarının kimi maddeleri Tevrat'a aynen geçmiş. Ondan sonra Kur'an'a. Peki bu ne? Bunlar Allah sözüyse yani sarsılmalar bende böyle başladı. O Marx'ın kitaplarıyla hiç olmadı. Şunu da belirteyim. Bugün marksist şeriatçılar, İslamcılar var. Aslında denir ki marksizmin temelinde kuşkusuz bir maddecilik var. Materyalizm var. Materyalizm olmadığı zaman marksizm olmaz. Peki marksizmle, materyalizmle İslam nasıl bağdaşabilir? İşin o noktası hep unutuluyor. Siz müftüyken de Atatürkçü bir çizgiye sahiptiniz. İslamiyetle de Atatürkçülüğün zaman zaman çarpıştığının farkındasınız. Ondan sonra bir inanç sarsılması, sol dünyayla bir tanışmanız oldu. Bu tanışmadan sonra Atatürkçülüğe bakışınız nasıl oldu? Daha mı rahat kabul ettiniz? Bir takım güçlükler oldu mu? Şimdi ben Atatürkçü olduğumu söyleyemiyorum. Çünkü ortada Atatürkçü olduğunu söyleyen bir dolu kimse var. Anayasanın 24. maddesini koyan, zorunlu din dersini getirenler de Atatürkçü. Devlet radyo ve televizyonlarından Kur'an okuyan, vaiz gibi konuşan devlet adamları var. Gerçekten Türkiye için büyük bir şans, bir kılavuz olarak gördüğüm, keşke birlikte yaşasaydım dediğim Atatürk'ü onların kalıplarında görünce, onlar sahip olunca onlar biz Atatürkçüyüz deyince ben Atatürkçüyüm diyemiyorum. Yani bir kere o çizgiye girmiyorum. O zaman Atatürk'ü dinsiz göstermemeye, öyle sevmeye çalışırken şimdi Atatürk'ün kesinlikle dinsiz olduğuna inanıyorum. İnanıyorum değil, görüyorum. Bir medeni bilgilere baktığınız zaman onları görüyorsunuz. Afet İnan'ın yayımladığı Atatürk'ün el yazmalarına baktığınız zaman net bir şekilde her şey görünüyor. 1937 yılındaki sözleri. Ben devlet yönetimindeki siyasetimi gökten indiği sanılan kitaplardan almıyorum ya da bu anlamda söylediği sözleri düşünüyorsunuz. Öyle bir kimsenin Müslüman olması bana göre mümkün değildir. İslami açıdan da böyle değerlendiriyorum. Aslında sol dünya görüşü Atatürk'le daha çok anlaşılır durumdadır. Fakat bugünün marksistleri Atatürk'le anlaşamıyorlar. Şeriatçıların anlaşamadığı gibi bir de tepeden bakıyorlar. Biz Atatürk'ü açtık diyorlar. Bence bu doğru değildir. Yani Atatürk bana göre dünyaya eşine az rastlanır biçimde laikliği getirmiştir. Yüzyıllara ancak sığabilecek nitelikteki devrimleri kısa aralıklarla yapmıştır. Yaşamamıştır, yaşatılamamıştır. Çünkü onun getirdikleri çok kimselerin çıkar alanlarıyla çatışmıştır. Yaşamasına olanak vermemişlerdir. Özgürlüğümü kısıtlamak istemiyorum, sınırlamak istemiyorum. Onun için de bir dernekte bile yer almamaya dikkat etmişimdir. Peki insan hak ve hürriyetlerinden söz ediyoruz. Acaba kısıtlanmasına taraftar olduğunuz bir takım hürriyetler var mı? Yani daha doğrusu bu şekilde diyebiliriz. İnsan dediğimiz varlığa baktığınız zaman kin duyabildiğiniz veyahut tahkir etmek istediğiniz bir takım haklarının olmamasını arzu ettiğiniz bir takım şeyleriniz olabiliyor mu? Şimdi ben bir kere kesinlikle kinden yana değilim. Benim dünyamda kesinlikle kin yok. Dini açıkça karşıma almış durumdayım. Ancak dine inananlara, imanlılara en küçük kinim yok. İnsanlara sınırsızca hak ve özgürlük verilmesinden yanayım. Hak ve özgürlüklerin sınırı bence yine hak ve özgürlüklerdir. Yani sizin hak ve özgürlükleriniz benim hak ve özgürlüklerime geçmemekle, saldırmamakla ancak sınırlanabilir. Benim eğer insanlığa önerdiğim dünya gerçekleşmiş olsa, orada o özgürlüklerin tümü insanca çok daha iyi yaşanabilir diye düşünüyorum. İslamiyete muhalefetinizi zaten sohbetimizde ortaya koydunuz. Bu muhalefet sizde ne zaman başladı sorusuna da cevap verdiniz. Bu muhalefeti üstlenirken bir reformist misiniz yoksa tamamen başka bir safta mısınız? Aslında bu soruya da cevap verdiniz. Yani İslamiyetle ilgili söyledikleriniz. İslamiyet'e bir yenilik getirmek, onu yanlışlardan kurtarmak değil, tamamen kökten bir red olup karşı safta yer aldığınızı ifade ediyorsunuz değil mi? Bunu şöyle anlatabilirim. Ben bir zamanlar reformcu, daha doğrusu yorumcu bir çizgide oldum. Kısa bir süre için oldum bu çizgide. Ama şimdi bana göre İslam'ın yorumlarla kurtarılabilecek hiçbir yanı yok. Yani İslam bir giysi ise bana göre artık onun yamanmaması, Orasından burasından esnetilerek giydirilmemesi gerekir insanlara. O elbiseyi insanlar çıkarmalı, bir yana koymalı. Bana göre Atatürk Cumhuriyetinde bu yapılmak istenmiştir. Mahmut Esat Bozkurt'un dile getirdiği medeni kanunun gerekçesinde de buna ilişkin açıklama var. Peki dine karşı olmak sizce ne kazandırır derken daha ziyade şunu söylemek istiyorum. Din cemiyette ve insanda belli bir boşluğu doldurmuş. Bunu çekip aldığınız zaman boşluk meydana gelmesi tabii. Bu boşluğu neyle doldurmak istiyorsunuz? Buna teklifiniz nedir diye bir sorun var. Şimdi bence din insanlığa çok şey kaybettirmiştir. Dinsizlik ne kazandırır? Önce bu yitirilen şeyleri bir daha yitirme durumuna düşmemeyi kazandırır. Dinler neyi yitirtti peki? Bana göre dinler insanlara gözyaşı getirdi, ölümler getirdi. İslam da bunların arasında. Bugün Yahudiler eğer Filistinlilere bir takım zulümler yapıyorlarsa, bence burada Yahudiliğin içindeki Yehova'nın, Tevrat Yehova'sının, insanların kafasına aşıladıklarının çok büyük payı vardır. Gidin, vurun, öldürün, acımayın. En çok büyük etkisi vardır. İslam öyle olmuştur. Muhammed döneminde de öyle olmuştur. Ebu Bekir döneminde de, daha sonraki dönemlerde de. Ebu Bekir döneminde, Ridde olaylarında belgelere göre Ateş havuzları açılmıştır. Oh ateş havuzlarına insanlar inançlarından dolayı atılmış, yakılmışlardır. Muhammed'den sonraki dönemde bir Cemel olayını anımsıyoruz. Bu Cemel olayında iki yanda da Muhammed'in arkadaşları vardı. Bir yanda 400 kadar Biat-ı Rıdvan'da bulunmuş olan kişi vardı. Başlarında Ali, Muhammed'in damadı. Öbür yanda yine cennetle müjdelenmiş olanlar vardı. İki kesim birbirlerine saldırıyorlardı öldürmek için ve o olayda tarihlerin bize kaydettiğine göre 15 bin kişi hayvan boğazlanır gibi boğazlanmıştır. 656 yılında. 13 bin kişi Ayşe tarafından, 2 bin kişi de Ali tarafından. Şimdi bunlar ki Muhammed'in, benim ashabım birer yıldız gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz dediği ve birer yıldız saydığı kişilerdi. Bunlar böyle olunca ondan sonra aynı tutumu sürdüren kimselerin bulunması şaşırtıcı değildir. Ondan sonra dinin neleri kaybettirdiğini görüyoruz. Aklın, bilimin yolunda olmaya çalışan birçoklarının öldürülmesine neden olmuştur. Çünkü irtidat yani dinden çıkma bütün mezheplere göre ölüm hükmünü içine alıyor. Mezhepler arasında bu konuda ihtilaf yok. Sadece istilabe yani Tövbeye davet gerekli mi, gereksiz mi? Bu tartışılıyor. Yoksa bir insan eğer düşüncelerinde bir gelişme olmuş, inancında değişme olmuş ya da inançsızlığa düşmüşse ya da bir başka inanca geçmişse bunun mutlaka öldürülmesi gerek. Kur'an ve hadis hükümlerine göre bu böyle. Diğer dinler de böyle bu açıdan. İnsanlığa bir şey vermemiş, yitirtmiştir. Bir İsa bir yanağına vururlarsa öbür yanağını uzat derken Öbür yandan diyor ki ben dünyaya barış için gelmedim savaş için geldim. Bu da İncil'den. Din ölüm getirdiği için çok şey kaybettirmiştir. İkincisi insanların akıllarını ve duygularını prangaladığı için, hapsettiği için. Hiçbir Müslüman İslam kardeşliğinin dışına çıkamaz. İnsan hakları söz konusu olunca. Hiçbir Yahudi'nin çıkamadığı gibi. Hristiyanlık çok evrensel ve hoşgörülü bir din sayıldığı halde bir Hristiyanın da eğer gerçekten o Hristiyanlığa inanmışsa bunun dışına çıkabilmesi mümkün değil. Yani durum böyle olunca bir kere bunun olmaması sağlanmış olur. Kazancın birincisi bu. İkincisi, eğer yerine benim önerdiğim dünya görüşü gerçekleşirse, o uygarlık gerçekleşirse, o uygarlığın iki tane ayağı vardır. Biri bilim, öbürü akıl. Bir üçüncüsünü de eklemek mümkün. Derinleşmiş insani duygular. Bugün birçoklarında yitirildiğini gördüğümüz o dostluk, sevecenlik, arkadaşlık çok daha derin boyutlarda insanlarda gelişir diye düşünüyorum. Peki aileniz ve yakın çevreniz yazılarınızı nasıl değerlendiriyor? Yani ailenizle bir ahenksizlik söz konusu mu? Yakın çevrenizle söz konusu mu? Benim babam bir imamdır. Babam tabii beni bir hedef için çalıştırmış. Ona göre ben bir kahraman olmalıydım. İslam kahramanı din kahramanı olmalıydım. Şu anda babamla anlaşabildiğimi söyleyemem. Babam yaşıyor, 81 yaşlarında Ankara'da. Babam son derece karşı, hatta çocuklarımı çağırıyor. Eğer siz babanızın yolundan ayrılırsanız, ben size ev alırım, şunu alırım, bunu alırım diyor. Babamı anlıyorum. İşte dediğim nedenden dolayı o hedeflediği konumdan başka bir konumdayım. Onun dışındaki ailem, evimin bireyleri, yakın, uzak çevrem Biraz da benim rahatsız olabileceğim ölçüde beni sever ve sayarlar. Bir de şunu sormak istiyorum. Üslubunuzda yarı mizahi, alaycı bir hava var. Direkt mevzuyu alıp mantık muhakeme çizgisi tamam ama biraz sanki hafiften hafiften bir alay var. Karşısındakine "Yahu bak sen nelere inanıyorsun?" der gibi. Mizahi bir hava var sanki. Ciddi bir üslup yazılarınızın muhatabı noktasından daha faydalı olmaz mı? İnsanları daha fazla düşünmeye sevk etmez mi? Dostum, ben mizah yolunu, alay yolunu seçmedim. Bunu gerçekten söylüyorum. Yazılarımda eğer mizah, alay seziliyorsa bu benim yöneldiğim dışında bir olaydır. Yani konusundan kaynaklanıyor olmalı. Çünkü benim seçtiğim konu bugünün insanına çıplak olarak anlattığım için, yüceltmediğim için, şimdiye kadar yapılanlar türünden bir sergileme olmadığı için bugünün insanına bir insan dindar bile olsa alaylıymış gibi gelebilir. Örneğin, Tanrı'nın sekiz dağ keçisi üzerinde olduğunu söylüyorum yazımın başlığında. Bir taht var, onun üzerinde sekiz dağ keçisi ve onun üzerinde de Tanrı. Bugünün insanı bunu nasıl algılar? Elbette mizah gibi. Oysa hadis aynen böyle diyor. Yani Tanrı sekiz dağ keçisinin üzerindedir diyor. Bu hadisler kütüb-i sitede yer alan hadislerden. Öyle İslam dünyasında bu hadis de ne oluyor denemeyecek türden ve ben hadisleri de hep İslam dünyasında en sağlam kabul edilenlerden aldım. Ben hadisçi, fıkıhçıyım. Bu hadis bilimine yani bir hadis ne ölçüde doğru, ne ölçüde doğru olmaz onu da bilirim. Hadis tenkidini bilirim. Dikkat ediyorum. Sağlam hadislerin dışındaki hadislere yer vermiyorum. Oysa pekala onları da kullanabilirdim. İşe yarar diye bir şeyi kesinlikle almıyorum. Ben din olayına son derece önem veriyorum. Ama nasıl önem veriyorum? Bir çevre sağlığına önem verenler nasıl önem veriyorlarsa, bir kansere önem verenler, bir AIDS'e önem verenler nasıl önem veriyorlarsa onlar gibi. Ama onlardan çok daha fazla. Yani insanlığın yaşamından artık bu çıkmalı diyorum. Onun için ciddiyetle yaklaşıyorum ve kesinlikle alay söz konusu değildir. Bunlar üç aşağı beş yukarı aynı. Ben kutsal kitapların kaynakları diye bir şey yazdım. Bir de Kur'an ansiklopedisi. Temel kaynaklardan öğrenme fırsatı buldum. Bu ürünleri karşılaştırırken önüme şu çıktı. Dinleri şöyle ayırmak mümkün. Dinlerin kimi insanlığın yaşamına bütünüyle el atmıştır. Dünya yaşamına, yatak odalarına varıncaya kadar girmiştir. Yahudilik ve İslam böyledir. Kimi de bu kadar el atmamıştır sadece inanç dünyalarında vardır ama bir ceza hukuku, bir miras hukuku, bir devletler hukuku, bir bilmem ne hukuku türünden şeyleri yoktur. Hristiyanlık böyledir. Ben insanlığın yaşamına bütünüyle el atmış olanları insanlık için daha zararlı görüyorum. Aslında hepsi bana göre binlerce yıl öncesinin düşüncelerini, inançlarını taşıyıp getirmekte birleşiyorlar. Melekleri, cinleri, ve diğer inanç biçimleriyle bağdaşıyorlar, birleşiyorlar. Biri falanca diyor, biri filanca diyor. Sözler değişiyor ama öz değişmiyor. Hepsi aynı kalıpta. Peki müftülük yaptığınız dönemde, doğrusu inancınızda bir sarsılma olmadan önceki döneminizde, ketbirle bir haşır neşirliğiniz oldu mu? Hayır, ben zinayı hiç tanımadım, içkiyi tanımadım, kumarı tanımadım, zaten... Hiçbir oyunu da bilmiyorum. Bu röportaj 1989 yılında Zaman Gazetesi tarafından yapıldı ve tahmin edebileceğiniz gibi yayınlanmadı. Evet değerli dinleyenler Dimbu isimli serinin ilk cildi burada sona ermiş bulunmakta. Bir konuya temas etmek istiyorum kafa karışıklığına, mahal vermemek adına. Biliyorsunuz Dimbu isimli seri Turan Dursun'un 2000'e doğru ve teori gibi dergilerde yayımlanan yazılarının birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir kitap serisi. Bu serinin bir eski basım versiyonu var, bir de yeni basım versiyonu var. İki versiyon arasında konuların sıralanışı, tasnifi açısından bazı farklılıklar söz konusu. Eski basım versiyonun ilk cildi Muhammed'in cinsel hayatı konusuyla başlıyor ve az önce dinlediğiniz Zaman gazetesi röportajıyla sona eriyor. Yeni basım versiyonlarda daha farklı. Mesela Muhammed'in cinsel hayatı konusu yeni basım kitaplarda ilk ciltte yer almıyor, ikinci ciltte yer alıyor. Bu yüzden elinizdeki kitaplarla burada yaptığım seslendirme arasındaki fark kafanızı karıştırmasın. Bu fark benim bu seslendirmeyi eski basım kitaplardan yapıyor olmamdan kaynaklanıyor. Elbette içerilen konular açısından herhangi bir farklılık söz konusu değil. Seriyi tamamladığın zaman hem eski basım versiyonda hem yeni basım versiyonda yer alan bütün konular sesli kitap halinde buraya yüklenmiş olacak. Bunu da belirtmekte fayda var. Din bu serisine ikinci ciltle devam edeceğim ama ikinci cilde başlamadan önce Turan Dursun'un küçük bir eseri var. Tek parça halinde önce onu yüklemek, onu birinci ciltle ikinci cildin arasına sıkıştırmak istiyorum. Çok beğeneceğinizi ve keyifle dinleyeceğinizi aynı zamanda da faydalanacağınızı düşündüğüm bir eser. Ve o eserden sonra din bu serisine ikinci ciltle devam edeceğiz. Turan Dursun'un sıklıkla, övgüyle bahsettiği bir eser var. İlhan Arsel'in Kadın ve Şeriat isimli eseri. O eser arkadaşlar okumadıysanız eğer YouTube'da sesli kitap olarak mevcut. Sesli kitap zamanı diye bir YouTube kanalında YouTube arama kısmına yazarsanız ulaşırsınız. O eseri dinlemenizi de tavsiye ederim açıklama kısmında linkine bıraktığım Twitter adresi üzerinden de kanalı takip edebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.